Günaydın, iyi pazarlar ve iyi yıllar. 2023 yılı herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirsin. Yeni yılın ilk gününde ekonomi ve piyasaların gündemini aktarmak için karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Noel sebebiyle kapalı olan yurtdışı borsaları bu kez de yeni yıl sebebiyle tatilde olacak. Bu da küresel çapta işlem hacimlerinin düşük olmasına neden olabilir. Bizim borsamızsa bir süredir yurtdışı piyasalardan ayrıştığı için yurt içinde işlemler tüm hızıyla devam edecek. 2023'e dair ise çeşitli borsa beklentileri var. Uzmanlara göre enflasyonun gelecek yılda da yüksek kalması tahmin edildiği için borsanın cazip olmaya devam edeceği öngörülüyor. Ancak küresel çapta takip edilecek ekonomik durgunluk endişeleri şirket maliyetlerinde olumsuz etkileyebilir. Bu da hisse bazlı ayrışmalar ve satışları tetikleyebilir. 2023 yılı şu aşamada belirsizliklerin yüksek olduğu bir yıl olacak gibi duruyor. Yeni haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Salı günü takip edilecek Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Baz etkisiyle enflasyonda bir önceki aya göre daha belirgin bir düşüş beklentisi var. Kasım enflasyonu %84,3 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında enflasyonun %70 civarında artması bekleniyor. Salı günü açıklanacak enflasyon verileri bir yandan da milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerin alacakları zam oranı belli olacak. Türkiye Emekliler Derneği ise geçen hafta emekli aylıklarını asgari ücret oranında zam istediklerini paylaştı. Hafta genelinde hem yurt içinde hem de yurt dışında PMI verileri takip edilecek. Bu veriler ekonomilerin nabzını tutan önemli endeksler olarak görülüyor. Türkiye imalat PMI verisi pazartesi günü açıklanacak. Diğer ülkelerden gelecek veriler de küresel ekonominin gidişatı açısından bizlere ışık tutacak. 2023 için en çok konuşulan risklerden bir tanesi dünya çapında yaşanabilecek bir ekonomik durgunluk. Merkez bankalarının enflasyona mücadele için 2022'de faizleri artırmış olmaları ekonomik yavaşlamayı tetikleyebilir beklentileri var. Yurt dışında ise piyasaları hareketlendirebilecek iki önemli gelişme yakından izlenecek. Cuma günü Euro bölgesinde Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti tüketici enflasyonunun %9,7'ye gerilemesi yönünde. Bu veri Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları açısından büyük önem taşıyor. Ve yine aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yol haritası açısından önemli takip edilecek bir veri. 2023'ün ilk haftasına yakından takip edilecek veri ve gelişmeleri aktardık. Yeni yılınızın güzel geçmesini dileriz. Haftaya cumartesi günü yine aynı saatte birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.